Kışın vazgeçilmez lezzetlerinden olan kestane tezgahlardaki yerini aldı. Kış deyince birçoğumuzun aklına soba ve ızgara üzerinde, fırında veya ocakta yapılan kestane gelir. Kestaneye talep var mı? Az da olsa var. Yani eski satışlarımız yok ama yine de çok şükür. Neden eski satışları? Yani geçen yıl oranla baya bir düşük. Diyeceksiniz ki hayatın pahalılığından kaynaklanıyor ki. Tek kestane değil, şu an hayatın kendisi durmuş yani. O zaman gelen zamlar kestaneyi de vurdu. Yani beni bile vurdu, bırak kestaneyi. Her şeyi vurdu. Vurmanın bir şey kaldı mı? Ne kestanesi, ne şayı, ne çekeri. Hiçbir şey kalmadı yani hayatta. Kestane, magnezyum, fosfor, kalsiyum, demir bakımından son derece zengin bir meyve olmasıyla beraber B1, B2 ve C vitaminleri de yüksek oranda bulunur. Faydaları saymakla bitmeyen kış aylarının vazgeçilmesi olan kestane, dolar kurunda yaşanan hareketli günlerden nasibini aldı. Günlük ortalama kestane ne kadar satıyorsun? Valla pişmiş kestane günlük ortalama bir 10 kilo civarı satılıyor yani 10-15 arası bir şey satılıyor. Yani geçen ile oranla yarı yarıya diyebiliriz. Peki şu an fiyatlar ne durumda? Pişmiş 80 lira, çiğ 60 lira. Kilosu mu? Aynen. Geçen yıl ne kadar? Pişmişi geçen yıl 45-50 arasıydı, çiğ de 35 lira falandı. Yani iki katına çıktı anlayacağın. Tabii bu da hayatın gerçekleri oldu. Teşekkürler olsun. Yani idare etmeye çalışıyoruz. Ne yapalım? Bu zamlar devam eder mi peki kestanede fiyat artışı? Vallahi yani tek kestane değil. Zamlar dolara bağlı oldu yani. Hayatın kendisi dolara bağlı oldu şu an. Yani dolar arttıkça maalesef fiyatlarımız artıyor. Ondan kaynaklı bir şey yani. Dolarla mı geliyor? Hayır. Ama vatandaşımızın yapmış olduğu